2022 yılında 12. sınıf öğrencisiydim. KPSS 2022'ye de sınava hazırlanırken öylesine gireyim dedim. Abim söyledi girmemi. Girdim sınava ve 80 aldım. Sonrasında mezun senemde yaz kursuna başladım. Dershaneyle devam ettirdim. Sınava hazırlandım. Deprem olmadan önce alımlar açıklandı ve kazandım alımı. Sonrasında dershaneye giderken deprem oldu 15 tatilde. Deprem olduktan sonra da dershaneler kapatıldı. Dershanemiz ağır hasarlı olduğu için kapatıldı. Sonrasında dershaneye gitmedim. Evden süreci yürüttüm. Sınava girdim. Bu süreç içerisinde Haziran aylarında da benim belgelerimi falan aldılar. Sınavdan sonra yani ben hastaneye gelip kayıtlarımı yaptırdım iş için. Belgelerimi falan teslim ettim. Heyet raporumu da aynı şekilde teslim ettikten sonra Ağustos ayında da işbaşı yapmam söylenildi. Ben salı günü işten çağrıldım. İşbaşı yapmam söylendi. Cuma günü de yerleştirme sonuçlarım açıklandı. Çifte mutluluk yaşadım aslında. Ve İnönü tıp kazandığımı öğrendim. Sonrasında beraber yürütmeye çalışacağım. Hazırlık okuyorum şu anda. Beraber yürütüp kendi ayaklarının üzerinde durabilmem için. Aslında maddi yönden bir sıkıntımız yok. Sadece kendi ayaklarım üzerinde durabilmem için çalışmak istiyorum. Hastanede temizlik personeli olarak çalıştığımdan dolayı gece vardiyamız var bizim. Geceye geçip okulumla beraber sürdürmeyi planlıyorum. Güzel bir duygu çünkü hocalarımızla da beraber hani hocalarım da diyorlar hem öğrencisin hem burada personelimsin diye. Çok mutlu oluyorum. Yani seviyorlar beni de. Aslında güzel bir şey. Temizlik personeli olarak da çalışmayı seviyorum. Doktor olarak da çalışırım inşallah.